Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizde mutlak değerli denklemlerle ilgili test çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne başlayalım. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Karşımızda bir mutlak değerli ifade var. Biz bu mutlak değerli ifadeyi çözebilmek için hem artılı hem de eksili şekilde çıkararak çözüyorduk. Yani x artı 3 eşittir 3 olacak veya x artı 3 eşittir eksi 3 olacak. Buradan x değerimiz 0 olacak. Diğer taraftan x'imiz eksi 6 olacak. 0 ile eksi 6'nın çarpımından cevabımızı 0 olarak bulmuş olacağız. İkinci sorumuza bakalım. Denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye soruluyor. Arkadaşlar 8'i eşitliğin sağ tarafına atarsam 4 çarpı mutlak değer x artı 2 eşittir. Eksi 8 olacak. Her tarafı 4 ile sadeleştirecek olursam x artı 2'nin mutlak değeri eksi 2 olacak. Fakat arkadaşlar mutlak değerli ifadenin sonucu daima 0 veya 0'dan büyük olması gerektiğinden dolayı burada bakıyoruz eksi 2 çıkmış. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir x değeri yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız eşik. E şık. 3'e bakalım. Denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın mutlak değerli ifadenin sonucu sonucu daima 0 ve 0'dan büyüktür. Değil mi? Evet. Bir de bunun üzerine 3 eklenmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu mutlak değerli ifadenin içerisi kesinlikle ama kesinlikle pozitiftir. Dolayısıyla dolayısıyla mutlak değerin dışına aynen çıkacaktır. Yani 3 artı mutlak değer x eksi 1 olarak çıkardık. Eşittir 6. 3'ü sağ tarafa atıyorum. x eksi 1'in mutlak değeri eşittir 3 olacak. Şimdi istediğimiz hale geldi arkadaşlar. Bir artılı bir eksili çözeceğiz. Yani x eksi 1 eşittir 3 olacak veya x eksi 1 eşittir eksi 3 olacak. Buradan x değerini 4 olarak buluruz buradan da arkadaşlar x değerini eksi 2 olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla iki farklı x değeri olmuş oldu. Denklemini sağlayan a, b ve c değerleri için a artı b artı c toplamı kaçtır? Mutlak değerli ifadelerin arkadaşlar toplamları, bakın ne çıkmış? 0 çıkmış. Dolayısıyla bunların her birinin ne olması lazım? Sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tanesi bile sıfırdan büyük olsa negatif olma şansı zaten yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu toplam sıfırdan büyük olacak. E, o yüzden her birini sıfıra eşitleyecek olursam 3a eksi 9 eşittir. Sıfır ise a değeri buradan 3 olarak bulunur. b 5 değeri sıfır olarak bulunursa b değerini 5 olarak elde ederiz. Son olarak da c artı 6 eşittir. Sıfır ise C değerini de buradan eksi 6 olarak bulmuş oluruz. 3'ünün toplamı isteniyor arkadaşlar. 3, 5 daha 8, 8 eksi 6'dan cevabımızı 2 olarak bulmuş oluruz. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Karşımızda yine mutlak değerli ifade var arkadaşlar. Bir artılı bir eksi şekilde çıkaracağız. Yani x eksi 2'nin mutlak değerinin içerisine bakın. Ya 2'ye eşit olabilir veya mutlak değer x eksi 2 eksi 7 eşittir eksi 2 olabilir arkadaşlar. Buradan eksi 7'yi sağ tarafa atacak olursam x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 9 olacak. Bakın burada da eksi 7'yi sağ tarafa atacak olursam mutlak değer x eksi 2 eşittir 5 olacak arkadaşlar. Buradan şimdi iki farklı şekilde çözüm elde edeceğiz. Yani x eksi 2 dediğimiz 9 olacak veya x eksi 2 eşittir eksi 9 olacak arkadaşlar. Bakın buraya geçelim. x eksi 2 dediğimiz ya 5 olacak ya da x eksi 2 dediğimiz eksi 5 olacak. Buradan x değeri 11 olarak bulunur. x değeri eksi 7 olarak bulunur. Bakın x değeri 7 olarak bulundu. x değeri de eksi 3 olarak bulundu. x değerlerinin toplamı isteniyor. 11 eksi 7 ne yapar? 4 yapar. 4, 7 daha 11. 11 eksi 3'ten de cevabımızı 8 olarak elde etmiş olduk. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir özelliğimiz vardı. Mutlak değer eksi x, x eşittir. Mutlak değer x'ti. Yani mutlak değerin içerisinde benim eksi ile çarpma hakkım vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yerine ben ne yazacağım? Mutlak değer x yazdım. Artı şöyle ayrı ayrı mutlak değerler olarak yazacak olursam. Mutlak değer 3 çarpı mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x. Bakın burayı da eksi ile çarptığımı düşünecek, düşünecek olursak arkadaşlar mutlak değer 4x eşittir. 32 gelecek. Bakın hepsinde mutlak değer x'ler aslında ortak. Niye? Çünkü ben bu ifadeyi mutlak değer 4 çarpı mutlak değer x olarak yazarım. E mutlak değerin zaten 4 olduğunu biliyorum. Mutlak değerinde 3'ün de 3 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kaç tane mutlak değerli ifade var? Bakın 3 tane burada. E 4 tane de burada 7. Bir tane de burada 8. Yani arkadaşlar 8 tane mutlak değer x eşittir. 32 olacak. Sadeleştirmelerimizi yaparsak bakın mutlak değer x'in sonucu 4 olacak. Dolayısıyla ya x 4 olmalı veya x değeri eksi 4 olmalı. x'in değerlerinin çarpımı isteniyordu. Dolayısıyla 4 çarpı eksi 4'ten cevabımızı eksi 16 olarak bulmuş oluruz. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi diyor. İki tane mutlak değerli ifadenin birbirine eşitliği verilmiş. Dolayısıyla biz bunları iki farklı şekilde çözüyorduk. Birincisi aynen çıkartıyorduk arkadaşlar. 2x eksi 15 eşittir x artı 3 diyorduk. Veya bir tanesini eksiyle çarpıyorduk. Dolayısıyla ben sağ tarafı eksi ile çarpacağım. Sol tarafı da çarpabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eksi x eksi 3 gelecek arkadaşlar. Bakın buradan x değerini 18 olarak bulduk. Veya 3x eşittir 12. Her tarafı 3'e bölersem x'i de 4 olarak bulmuş oluruz. Biz çözüm kümesine bulduğumuz x'leri yazıyorduk. Dolayısıyla 4 ile 18 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız B 8'e bakalım şimdi. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Yine karşımızda mutlak değerli bir ifade var. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? Hem artılı hem eksili şekilde çıkaracağız. Tabi mutlak değerli ifadenin tanım tanımlı olabilmesi için sağ tarafın ne olması lazım arkadaşlar? 0 ve 0'dan büyük olması lazım. Yani 5 3 x dediğimiz 0 da olabilir. 0'dan büyük de olabilir. Eksi 3 x'i sağ tarafa atalım. 5 büyük eşittir. 3 x olacak. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Yani burada x'in 5 bölü 3 ve 5 bölü 3'ten büyük olması gerektiğini hemen bir not edelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir artılı bir eksili şekilde çıkarıyorum. X eksi 3 eşittir ne olacaktır? 5 eksi 3x olacaktır. Veya x eksi 3 eşittir sağ tarafı ile çarptım. Dolayısıyla 3x eksi 5 olmuş oldu. Bakın buradan 4x eşittir 8 oldu. X değerini 2 olarak bulmuş olduk. Peki bizim bu bulduğumuz 2 değeri, 2 değeri şöyle yapalım. Bulduğumuz iki değeri arkadaşlar 5 bölü 3'ten büyük mü? Evet. Dolayısıyla biz bunu çözüm kümemize dahil edebiliriz. Şimdi sağ tarafa bakalım. Buradan x'i sağ tarafa, 5'te sol tarafa atacak olursam 2 eşittir 2x oldu. Her tarafı 2'ye bölersem de x değerini 1 olarak bulmuş olduk. Peki arkadaşlar bu 1 5 bölü 3'ten küçük mü? 5 bölü 3'ten küçük mü? aslında burada tam tersine bu x dediğimiz burada 5 bölü 3'ten küçük olacaktı. Dolayısıyla bizim bunu almamamız lazım arkadaşlar. Çünkü 2 dediğimiz 5 bölü 3'ten büyük. x 1 yani 5 bölü 3'ten küçük olduğu için çözüm kümesine sadece 1'i alabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 9'a bakalım x 2 ile 5 aralığı olmak üzere x gerçel sayısı eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre 4x eksi 1'in mutlak değeri ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. arkadaşlar bakın x 5 ve 5'ten küçük olacak. Dolayısıyla mesela 5 versek mutlak değerin içerisi 0 olacak. 5'ten küçük versek arkadaşlar bakın bu mutlak değerin içerisi kesinlikle ama kesinlikle pozitif olacaktır. E pozitif olduğu zaman ne olacak? E aynı çıkaracağız. Çıkaralım bakalım. 5 eksi x olarak aynen çıktı. Bir de eksi x'imiz var. Mutlak değer eşittir 6 oldu. Düzenleyelim. 5 eksi 2x'in mutlak değeri eşittir 6 oldu. Bakın ben şunu yerine 2 2x eksi 5'in mutlak değeri de yazabilirim. Değil mi? Mutlak değerini çünkü e, arkadaşlar eksiyle çarpma hakkım vardı. Dolayısıyla bunu iki türlü çözecek olursak 2x eksi 5 eşittir 6 olacak veya 2x eksi 5 eşittir eksi 6 olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan x değerini 11 bölü 2 olarak bulduk veya x değerini ne bulduk arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi buradaki ifadeye bir bakalım. Buradaki ifadeye bakalım. 4x eksi 11. Bakın x yerine 11 bölü 2 desem 4 ile 11 bölü 2'yi çarparsam 22 gelir. 22'den de biri çıkardığım takdirde 22'den de biri çıkardığım takdirde 21 gelecek. Bakıyorum şıklarda var mı? Yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü bakın buradaki 11 bölü 2 değeri 5.5 ,5 yapar değil mi? E peki x ne olacak en fazla? 5 olacak. Dolayısıyla zaten buradan çözüm gelmeyecektir. Çözümümüz nereden gelecek? Bakın buradan gelecek. x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam buradan 4 çarpı eksi 1 bölü 2. Bakın 4 çarpı eksi 1 bölü 2. Bir de eksi 1 bunun mutlak değeri. Bakın burası zaten eksi 2 yapar. Eksi 1 daha eksi 3. Üç. Eksi 3'ün mutlak değeri de ne yapacaktır arkadaşlar? Artı 3 yapacaktır. Doğru cevabımız değişik. Ona bakalım şimdi. Denklemini sağlayan A değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 4 çarpı A, 4 A artı 8. 4 ortak parantezine alacak olursak. Bakın bunu aynen yazıyorum. Sağ taraftaki ifadeyi 4 ortak parantezine aldım. Eşittir 20 olmuş oldu. Bakın her ikisinde de a artı 2'ler ortak olduğundan 4 tane a artı 2 burada. Bir tane a artı 2 de burada. Toplamda 5 tane a artı 2'nin mutlak değeri olduğu Eşittir 20. 5'le sadeleştirecek olursak arkadaşlar a artı 2'nin mutlak değeri eşittir 4 oldu. Bunu da iki türlü çözecek olursam a artı 2 dediğimiz ya 4 olacak ya da a artı 2 dediğimiz eksi 4 olacak. a değeri buradan 2 olarak bulunur veya a değeri buradan eksi 6 olarak bulunur. A değerlerinin çarpımı isteniyordu. 2 ile eksi 6'yı çarparsak cevabımızı eksi 12 olarak bulmuş oluruz. 11'e bakalım şimdi. X ve Y gerçel sayıları eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre X eksi Y'nin mutlak değeri ifadesinin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ifadede bakın ben içerisine eksi ile çarpma hakkına sahip mutlak, mutlak değerin içerisine. Dolayısıyla x eksi 3'ü aynen yazdım artı diğerinde 2x eksi 6 olarak yazdım. Eşittir 12 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın 2 ortak parantezine alırsam x eksi 3'ün mutlak değeri artı 2 ortak parantezine aldığım eşittir 12 oldu. 2 tane mutlak değer x eksi 3 burada bir tane de burada arkadaşlar. Yani toplamda 3 tane mutlak değer x eksi 3 eşittir 12 oldu. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde x eksi 3'ün mutlak değeri arkadaşlar ne olacaktır? 4 olacaktır. Dolayısıyla iki türlü çözecek olursak bunu da x eksi 3 dediğimiz ya 4 olacak veya x eksi 3 dediğimiz eksi 4 olacak. x değerimiz de buradan 7 olarak bulunur. x değerimiz de buradan eksi 1 olarak gelmiş olur. Fakat arkadaşlar ikinci ifadeye baktığımda x artı 1 eğer bakın e, x eksi 1 olursa payda 0 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar x değerimiz ne olmalıdır? 7 olmalıdır. Eğer x değerimiz burada 7 ise Y değerinde buradan çok rahat bir şekilde bulurum. Arkadaşlar x yerine 7 yazdığım takdirde y artı 5 bölü 8 eşittir 0 olacak. Bu ifadenin 0'a eşit olabilmesi için y artı 5'in pay kısmının 0'a eşit olması lazım. Y değerini de buradan eksi 5 olarak bulmuş olur. Yerine yazacak olursak x yerine bakın 7 yazıyorum. Y yerine eksi 5 yazıyorum. Dolayısıyla bu ifade 12'nin mutlak değeri o da 12 olarak bulunmuş olur. 12'ye bakalım şimdi. A ve B gerçel sayıları eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre ifadenin değeri kaçtır? İki tane mutlak değerli ifade var arkadaşlar. Toplanmış sıfıra eşit olarak bulunmuş. Dolayısıyla bunların her birinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım arkadaşlar. A eksi B artı 10 eşittir. Sıfır. Yerinden de A artı B eksi 2 eşittir. Sıfır ifadesi geldi. Bunları taraf tarafa toplayacak olursam neden? Çünkü B'ler birbirini götürüyor. 2a artı 8 eşittir 0 olacak. A değerini buradan eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Herhangi birinde yerine yazacak olursak ben ikinciyi seçiyorum. A yerine eksi 4 yazdım. Artı b eksi 2 eşittir 0. Dolayısıyla b değerini de buradan 6 olarak bulmuş oluruz. Bu değerleri bakın yerine yazacak olursak eksi 4'ün mutlak değeri olacak değil mi? Nedir o? 4. Artı b diyor. B'yi de 6 olarak bulmuştuk zaten. Bölü b artı a. B 6'ydı. A dediğimizde eksi 4'te arkadaşlar. 10 bölü eksi 2'den cevabımızı eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Bakın bu da B şıkkında mevcut. Hemen 13'e geçelim. Sayı doğrusunda gösterilen A ve B noktalar arasındaki uzaklık 50 birimdir. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar. Bakın burası 50 birimmiş. Sayı doğrusunda B noktasına 70 birim uzaklıkta bulunan bir sayı işaretleniyor. B sayısında 70 birim uzaklıkta sayı ne olabilir arkadaşlar? Bakın B'nin sağında 70 birim alabilirim. Tam şu nokta olmuş olsun. Bakın tam şurası 70 birim olabilir. Tabii bu aynı zamanda bu tarafta da 70 birim olabilir arkadaşlar. Tabii şöyle biraz daha düzgün çizsek daha şık olacaktı. Peki 70 birim biraz şık oldu. Evet. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın tam şurası olmuş olsun. Bu arası 70 birim olsun. Tabii bu aynı 70 birimlik sol tarafta da olabilir. B'nin solunda da olabilir. A ile B arasında zaten 50 birimdi. 70 birim olabilmesi için şu aralığın ne olması lazım arkadaşlar? 20 birim olması gerekiyor. Peki bizden ne isteniyor? Buna göre işaretlenen bu sayının A sayısına olan uzaklığının alabileceği değerleri ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İki tane nokta işaretledik. Bakın birisi bu birisi bu. A'ya olan uzaklıkları ne olabilir? Bakın A'ya olan uzaklığı 20 birim olabilir. Bir de A'ya olan uzaklığı tam şurası olur. Yani 70 artı 50'den 120 olur. 20 olabilir bir de 120 olabilir. Bakın arkadaşlar A şıkkını deneyecek olursam bakın şöyle. X eksi hani bunu iki türlü çözüyorduk ya. X eksi eşittir X eksi 50 eşittir 70 diyorduk. Bakın buradan X'i 120 olarak buluyoruz. Bir de X eksi 50 ne olabilir? Eksi 70 olabilir. Değil mi? X eksi 50 eksi 70 olabilir. Buradan da x değeri eksi 20 olur. Bakın 120 ile 20 olacaktı. Bakın burada eksi 20'yi bulduk. Dolayısıyla bakın bu cevabımız olamayacaktır. B şıkkına bakalım. X eksi 70 eşittir 50 veya x eksi 70 eşittir eksi 50 olacaktı. Bunu çözecek olursam, bakın ilkinden x'imiz 120 gelecek veya x'imiz bakın burada gerçekten arkadaşlar. 20 geldi. 120'ye 20 geldiği için B şıkkı doğru olmuş oldu. 14'e bakalım. Aralarındaki farkın 4 olduğu her A ve B gerçel sayısı için. Bakın hemen şimdi burada uyanmamız lazım. Aralarındaki fark 4 ama hangisi hangisinden 4 fazla onu bilmiyorum. Onu bilmediğimden dolayı aklıma hemen ne gelecek arkadaşlar? Mutlak değer gelecek. Şimdi buna göre diyor gösteriminde x yerine gelebilecek sayıların çarpımı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar x ile 3'ün mutlak değerini alacağım. Peki bu fark ne olacakmış arkadaşlar? Tabii ki 4 olacakmış. Hangisi hangisinden büyük olduğunu bilmediğimden dolayı bakın mutlak değeri çözdüm. Dolayısıyla bu benim bildiğim ifadeye gelmiş oldu. Ben bunu nasıl çözüyorum? x eksi 3 ya 4 olacak veya x eksi 3 dediğimiz eksi 4 olacak. x değerini buradan 7 olarak buluruz. x değerini buradan eksi 1 olarak buluruz. x yerine gelen değerlerin çarpımı ne olacak arkadaşlar? 7 çarpı eksi 1'den eksi 7 olacaktır. Gelelim son sorumuza. Bir bilet kuyruğunda aralarında 3 kişinin bulunduğu Ali ve Ayşe'nin gişeye göre konumları aşağıda verilmiştir. Bilet kuyruğunda konumu verilmeyen Berke gişeye göre baştan 13. sırada ve Ali ile arasında bir kişi vardır. Şimdi Ali ile arasında bir kişi olması demek ne demek arkadaşlar? Demek ki ya şurada olabilir. Bakın tam şu olabilir Berke. Veya tam bakın aralarında bir kişi olacak ya tam şu aralıkta bir yerde olabilir. Tam da burada bir yerde olabilir. Değil mi? Mesela iki durumu o zaman değerlendireceğim. Şimdi sağında mı solunda mı olmadığını bilmiyorum ya. İki tane e, alternatif karşıma çıktı. Dolayısıyla bu ifade mutlak değerle ilgili olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Berke bakın e, baştan 13. sırada. Diyelim ki bakın burası 13. olacak. Dolayısıyla biz neyi arıyoruz? Buna göre Ayşe'nin bilet kuyruğunda gişeye göre kaçıncı sırada olabileceğini ifade eden denklem hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burası bakın eğer Berke buradaysa 13, 12 bu olacak, 11 bu, 10, 9, 8, 7. He, demek ki arkadaşlar Ayşe 7. olabilir. Tabi tabii şöyle bir durumda söz konusu. Diyelim ki Berke buradaysa. E burada olduğu zaman 13. olmuyor muydu? Evet. Bakın 13. burada olduğu zaman 12. Ayşe kaçıncı oluyor? 11. Demek ki Ayşe 7. de olabilir. 11. de olabilir. Bunu veren denkleme bakıyorum. Bakın A şıkkını arkadaşlar çözecek olursam x eksi 9 ya 2 olacaktı ya da eksi 2 olabilir. Değil mi? Buradan x değerine gelecek arkadaşlar? 11 olabilir. İkinci durumda burası 9 olacak. Sağ tarafa atarsam x de 7 olabilir. E biz de zaten biz de zaten 7 ve 11 olacağını olabileceğini söylemiştik. Buna göre arkadaşlar B şıkkı uygun olmuş oldu. B şıkkı mı? Özür diliyorum. A şıkkı uygun olmuş oldu. A şıkkı uygun olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.